oluşturmamızda Autodesk Inventor'ın civata bağlantısı özelliklerine bakacağız. Civata bağlantıları tasarımlarda sık kullanılan bağlantılardır. Civata bağlantıları klasörü altındaki dosyamı açıyorum. Civata bağlantıları tanımlamak için Design şerit menüsü altındaki Fasten paneli kullanılır. Bolted Connection komutuna girdiğinizde öncelikle bağlantının tipini seçmeniz istenir. Parçaları boydan boya kesen ya da kör delikli bağlantılar seçebilirsiniz. Placement altında ise 4 farklı delik ya da bağlantı yerleştirme yöntemi yer alır. Lineer'de iki kenar belirtilir ve bu iki kenardan uzaklık ile bağlantının merkezi tanımlanır. Konsantrikte dairesel bir kenar ile bağlantının merkezi gösterilir. On point bir nokta ile by hole ise daha önce modelde var olan bir delik gösterilerek bağlantının merkezi tanımlanır. Konsantriyi seçiyorum ve tip olarak kör delikli bir bağlantı olacağını söylüyorum. Şimdi bağlantının yapılacağı alana yaklaşalım. Öncelikle benden başlangıç düzlemini belirtmem isteniyor. Buradaki düzlem başlangıç düzlemi. Daha sonra bağlantının merkezini gösterecek olan dairesel bir kenar. O da buradaki kenar. Burada görüyorsunuz bağlantının merkezi otomatikman ayarlandı. Ve kör deliğin başlangıç düzlemi. O da burada görmüş olduğunuz kısım. Autodesk Inventor otomatik olarak delikleri tanımlayacağını burada listeye iki tane delik ekleyerek bize gösterdi. Çünkü bu bölümde parçalar üzerinde delikler tanımlı değil. Click to add a fastener yazan kısma basarsanız eğer kategori altından istediğiniz civata tipini seçip standartlarını ayarlayıp bir civata yerleştirebilirsiniz. Biz 70-47 H olan civatayı seçiyoruz. Buna göre delik tipi de otomatikman ayarlandı. Dikkat ederseniz buradan onu görebilirsiniz. Deliğin özelliklerini değiştirmek için değiştirmek istediğim deliğin üzerine geliyorum ve burada görmüş olduğunuz ikona basıyorum. Diş açma derinliği 9 olacak. Toplam delik mesafesi de 12 mm. OK ile devam ediyorum. Ön görünümde bunu da görebilirsiniz. Eğer bu civata bağlantısı çizimlerinizde sık kullandığınız bir bağlantı ise bunu bir şablon olarak kaydedebilirsiniz. Alt özelliklere geliyorum ve burada şablon kütüphanesini görüyorum. Add dediğim an bir isimle burada tanımlayacağım bağlantının şablon kütüphanesi içerisinde kaydedilmesi sağlanır. Böylece bir daha bu tarz bir bağlantı oluşturmak istediğimde buradaki bölümden seçmem yeterli olacaktır. OK dediğim an yeni bir alt montaj tanımlanacağı söyleniyor. OK ile bağlantıyı çizime yerleştiriyorum. Browser penceresi içerisinde yeni bir alt montaj tanımlandı ve bu alt montaj içerisine civata bağlantısını oluşturan ki sadece bir civata mevcut elemanlar yer alır. Civatayı bir süreliğine gizleyelim ve Inventor'ın tanımladığı delikleri de görelim. Şimdi farklı bir bağlantı tanımlamak için yeniden Bolted Connection diyalog kutusuna komutuna geliyorum. Parçaları boydan boya kesen bir bağlantı olacağını söylüyorum. Çap olarak da 10 mm işaretliyorum. Konsantrik kalsın. Start plane olarak bu düzlemi gösterdim. Dairesel kenarım burası. Bitim düzlemi de alttaki parçanın en alt düzlemi. Click to add a fastener yazan bölüme tıkladığımda bir civata tanımlayabilirim. ISO standardında ISO 8676 olan civatayı seçtim. Şimdi bir de pul tanımlayalım. Click to add a fastener yazan bölüme yine tıklıyorum. Inventor zaten otomatikman pulları çıkartıyor karşıma. Buradan 7089'u seçiyorum. Ön görünümde de pulun yerleştiğini görebilirsiniz. Bu örnekte delikler olduğu için deliklerle ilgilenmeyeceğim. Bağlantının karşı tarafı ile ilgili pul tanımlamalarını yapalım.
ANSI standartlarına geçiyorum ve ANSI standartları içerisinde bulunan B1821M kulunu seçiyorum. Bir de sonu tanımlayalım. Bunun için yine Click to Add a Fastener yazan bölüme tıklıyorum. Somunlar otomatik olarak geliyor. Standardımı yeniden ISO yapalım. 8674'lük somun seçtim ve onu da burada görüyorsunuz. Bunu da şablon kütüphanesine eklemek için Add diyorum ve default ismiyle bu bağlantının kütüphaneye yerleşmesini sağlıyorum. Apply dediğimde bu civata bağlantısı bütün elemanlarıyla montaja yerleşmiş olacak. Önemli olan aynı zamanda montaj sınırlamalarında tanımlanmış olması. Yeni bir bağlantı daha tanımlayalım. Burada görmüş olduğunuz kısımda tanımlayacağız bağlantımızı. Buradaki özellikler aynen kalsın. Yine konsantrik seçiyorum. Başlangıç düzlemi olarak buradaki düzlemi, dairesel kenar olarak da buradaki dairesel kenarı işaretliyorum. Bitim düzlemimiz yine alttaki plakanın en alt düzlemi olacak. Yine benzer şekilde civatayla başlayıp tanımlamalarımı yapacağım. 86-76 bir pul yerleştirelim. 70-89 karşı tarafın pulunu da yerleştirelim. Ansi'ye geçiyorum bunun için ve listeden standardı seçiyorum. B1821-2M ve bir somun ekleyerek bağlantıyı tanımlıyorum. Okey dediğim an bağlantı tanımlanmış olacak. Şimdi civata bağlantılarının düzenlenmesine bakalım. Bunun için öncelikle bu altta görmüş olduğunuz parçayı işaretleyip bunu geçici bir süre montajdan kaldırıyorum. Bu durumda sadece gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Aynı zamanda montajda yokmuş gibi de davranıyor. Bu bölüme gelelim. Bunu yapmaktaki amacımız bu kısmı daha rahat görmekti. Bağlantıyı işaretliyorum. Ve sağ tuş menüsünden Edit komutunu çalıştırıyorum. Yalnız yanlış parçayı işaretlediğimiz için istediğimiz işlem olmadı. Yeniden bu parçayı gizleyelim. Buradan seçmek sanırım biraz daha kolay olacak. Sağ tuş menüsünden Edit Using Design Accelerator komutuyla bu civata bağlantısının oluşturulduğu diyalog kutusunun açılmasını sağlıyorum. Dikkat ederseniz buradaki civatanın boyunu ayarlayabileceğim bir grip oku bulunmaktadır. Bunu tutup çekiştirdiğinizde bağlantının civatasının boyunu ayarlayabilirim. İstediğim boya geldikten sonra Okey ile devam ediyorum. Şimdi boyun nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bir başka düzenleme yöntemi de buradaki civatayı yeniden geri açarsak eğer bağlantıdaki elemanlardan birisinin yerine başka bir standart koymak istiyorsanız, standart parça koymak istiyorsanız yine benzer şekilde civata bağlantısını seçiyorum. Edit Using Design Accelerator diyorum. Bağlantı için kullandığım diyalog kutusu açılıyor. Burada civatayı değiştireceğim. Dolayısıyla civatayı seçip daha sonra onun yerine koyacağım civatayı listeden buluyorum. (47-62) Şimdi burada dikkatinizi bir başka noktaya daha çekeceğim.
Deliğin tipinin otomatik olarak değiştiğini görebilirsiniz. Seçilen civataya bağlı bir şekilde delik tipi de otomatik olarak değişti. Okey ile bağlantım güncellenmiş olacak. Evet, bu kısa alıştırmada civata bağlantılarının kullanımını gördük. Dikkat ederseniz çok hızlı ve kolay bir şekilde tasarımlarınızda sık kullanılan bu elemanları tanımladık ve montaja yerleştirdik.